Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Kabaş'ın bir televizyon programındaki açıklamalarına AK Parti ve iktidar kanadından tepkiler gelirken Kabaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bir açıklama yapacak mısınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Az sonra yapacağım. Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmıştı. Gazeteci Sedef Kabaş o soruşturma kapsamında gözaltına alındığı savcılık tutuklanmasını talep etti. Polis ekipleri soruşturma kapsamında gece saat 2 sularında Kabaş'ın Sarıyer'deki evindeydi. Kabaş ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyetine götürüldü. Kimi hadsiz ve densizlerin seviyesiz ifadeleri ancak ve ancak kendi sıfatlarını ortaya koyuyor. Kabaş'ın sözlerine tepkiler peş peşe geldi. İçişleri Bakanı Soylu, edebini insanlığını kaybetmişler sıra sıra dizilmiş, milletin adamına edepsiz laflar etmişler paylaşımı yaptı. Soruşturmanın kapatılmaması gerektiğine inandığını söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'tense bu ahlaksızlığı lanetliyoruz, hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz paylaşımı geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bir deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Adalete güveniyorum. Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunda 20 dakika ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Efendim, bir şey söyleyecek. Adalete güveniyorum. Haberimizle ilgili bir son dakika gelişmesini de iletelim. Gazeteci Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı efendim. Diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı'nın esprili paylaşımları çok konuşulmuştu. 41 yaşındaki konuk lider son Türkçe mesajında Cem Yılmaz'ın filmine atıfta bulundu. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. 3 gün boyunca Türkiye'de kaldı, Türkçe paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 41 yaşındaki lideri Bukele'nin mesajları gülümsetti. Merhaba asker. Kendisini sosyal medya hesabından El Salvador'un CEO'su olarak tanıtan Bukele ilk Türkçe mesajını daha Ankara'ya gelmeden paylaştı. Sosyal medyada viral olan bir cümleye atıfta bulunarak öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar dedi. Filistin kökenli olması nedeniyle El Turco lakabıyla tanınan lider, Beştepe'deki karşılama törenini de esprili bir dille paylaştı. Türkçe dersinde sözlüğe kalkınca ben notunu düştü paylaşımına. Merhaba asker. Resmi temasların dışında sadece Anıtkabir'i değil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerini de ziyaret etti. O ziyareti paylaşırken de Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki bir repliğine atıfta bulundu. Türk uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun dedi. Osmaniye polisi ehliyet sınavına gelen bir sürücü adayından şüphelenip üstünü aradı ve öyle bir görüntüyle karşılaştı ki en deneyimli polisler bile şaşıp kaldı. Sağ omuz sırt kısmında sim kartı bulunan cep telefonu açılabilir, wifi cihazı mevcut, kulaklık mevcut. Sırtında sim kart, bileğinde mikrofon ve kamera, bacağında wifi cihazı, kulağında kulaklık. Sınava girerken böyle yakalandı. Bu şahsın üzerindeki malzemeler şimdi savcılığa göndermek üzere muhafaza altına alacağız. Osmaniye'de bir sürücü adayı ehliyet sınavı için öyle bir kopya düzeni hazırladı ki gören küçük dilini yuttu. Sinyal alıcı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri dikkatliydi. Tavırlarından şüphelenip bir odaya götürdüler. Üstünü arayınca büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Şahsın üzerindeki düzenek. Sağ omuz sırt kısmında. İçerisinde sim kartı bulunan cep telefonu aleti. Üzerinde telefonun e-mail numarası da yazılı. Sol kol. Bilek kısmında mikrofon,
ve kameradan oluşan bir düzenek. Kopya düzeneği hem ses hem görüntü alıyordu. Sağ kulağında gözle görülebilir vaziyette bulunmayan bir tane kulaklık mevcut. Hatta iletişimi sağlamak için Wi-Fi cihazı bile vardı. Sağ bacak kısmında sinyal alıcı ve sinyal veren bir tane cihaz, yani Wi-Fi cihazı. Suriyeli sürücü adayı tüm bu cihazları internetten 6000 liraya aldığını itiraf etti. Soruşturma sürüyor. Efendim, dün ekranlarınıza getirmişti. Kimliği belirsiz bir adam İsviçre frangı yerine İsveç kronu verip esnafı dolandırmıştı. O sahtekar yine ortaya çıktı. Bu kez hedefinde İzmir'deki bir gözlükçü vardı. 200 İsveç frangı aldığımı sandım ben. O esnada 1.200.000 para üstü verdim kendisine. Taktik aynı, şehir farklıydı. İsviçre frangı diye tedavülden kalkmış, İsveç kronu uzattı. Esnafın kabusu oldu. Ödemenin nakit mi, kredi kartı bile mi sorduğunda bana İsveç frangı vereceğini söyledi. O sahtekar Kadıköy, Karaköy ve Esenyurt'tan sonra bu kez İzmir Torbalı'da ortaya çıktı. Doğuş Sözalan'ın gözlük dükkanına geldi. Şahıs yurt dışından geldiğini iddia ediyor. Zürih'ten geliyormuş. İçeri girdi. Güneş gözlüğü sordu. Güneş gözlüğü beğendi kendisiyle. 1600 liralık gözlüğü aldı. 200 İsveç kronuyla ödeme yaptı. Şov Haber WhatsApp ihbar hattına yollanan o anlar kameraya böyle yansıdı. Şüphelenmesine fırsat kalmadı. Dolandırıcı hızla dükkandan ayrıldı. Kendisi çok acelici tavırlarda bulundu. Hani gitmem lazım dedi. 2800 lira dolandırıldığını çok sonra anlayan talihsiz esnaf şikayetçi oldu. Ev alma, komşu al diye boşuna dememişler efendim. Kayseri'de bir adam eline baltayı aldı, komşularının araçlarına saldırıp parçaladı. 10 yıldır can korkusuyla yaşıyoruz diyen mahalle sakinleri ise haliyle tepkili. Camlarını her tarafını parçalamış ya. Psikoloğa götürdük. Orada 500 tane test sorusu vermişler. Senden benden akıllı çıktı. Eline baltayı aldı, sokağa fırladı. Araçlara saldırıp camlarını kırdı. 3 ayda 5 ayda bir azdırıyor. Mala zarar veriyor. Canımıza zarar veriyor. Kardeşlerinin kafasını parçaladı. Bu mahallede yaşayanlar eli baltalı komşuları yüzünden 10 yıldır diken üstünde. Baltasıyla, büyük ekmek bıçağıyla üzerimize de yürüdü. Baktı ki kalabalığız, biz kaçtı. Daha önce de yapmıştı, bu kez de rahat durmadı. Hocaya götürüyoruz, bir şey yok. Psikiyatriye götürüyoruz, bir şey yok. İddiaya göre 3 aracın camlarını baltayla kırdı. Üstelik o araçlardan birinde 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in resmi vardı. Burada şehidimizin camlarını her tarafını parçalamış ya. Dayımın arabayı dedi, Ali parçalamış dedi. Her defasında yakalandı ama serbest kaldı. Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Özel profesöre götürdük, ilaç verdi. Haplarını kullanmıyor. Can güvenliğimiz yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ankara'da 25 adresi aynı anda yapılan baskınla kadın hırsızlık çetesinin 23 üyesi yakalandı. Çete üyelerinden biri yakalanmamak için beşiğin arkasına saklandı ama planı işe yaramadı. Oradan çık, çık, tamam. Saklanmayı seçtiği yeri ekiplerin bulması uzun sürmedi. Kadın hırsızlık çetesinin bir üyesi bebek beşiğinin arkasında yakalandı. Tamam, gel. Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro ekipleri yaklaşık 3 aydır kadın hırsızların peşindeydi. Çete üyeleri hırsızlık yaptıkları adreslere girerken güvenlik kameralarına böyle yakalanmışlardı. Ne bekliyorsunuz? Ne var? Sabah saatlerinde kadın hırsızlık çetesine özel harekat destekli operasyon yapıldı. Ekipler Ankara'dan Kırıkkale'ye gitti. Baskın haberini alan bir çete üyesi yakalanmamak için bebek beşiğinin arkasına saklandı. Tamam, gel. Çetenin evlerden çaldığı ziynet eşyaları da ele geçirildi. 19'u kadın, 23 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da ejder meyvesi yetiştiren bir çiftçi sabah bütün mahsulünü donmuş halde bulunca işi şakaya vurdu. Buzdan mikrofonuyla muhabirliğe soyundu ve derdini anons çekerek anlattı. Şu anda bir ejder meyvesi bahçesi içindeyiz. Gördüklerimize inanamadık. Yaklaşık 1 metre 45 santim boyunda sarkıtlar oluşmuş.
sabaha kadar. Mahsulü donan çiftçi muhabirliğe soyundu, buzdan mikrofon yapıp kendi anonsunu çekti. Normal mikrofondu bu, biz buraya gelince bu da böyle oldu. Dün akşam yaşanan don olayı, Adana'da çiftçilik yapan Mustafa Akçoban'ın ejder meyvesi bahçesini de vurdu. Dün gece yaşanan don olayından sonra çiftçilerimizi ziyaretlerle dedik, sabah geldik. Aman Tanrım, milattan önce 1 milyonuncu yüzyıla geri döndük, şu anda buzul çağındayız. Kaybı büyük olsa da yaşadıklarını espriye vurdu. Bu anı ölümsüzleştirmek için muhabirliğe soyundu. Sanırım bu dünyaya ait değil bulunduğumuz bir yer. Uzaylılar gelmiş buraya sanırım. Uzaylılar buraya bir şey yapmışlar. Kendi haberini çeken Mustafa Akçoban güldürürken de düşündürdü. Mesajını böyle verdi. Allah çiftçilerimize yardım etsin. İstanbul Kadıköy'de yaşayan Yeşim Ustabaş'ın evine giren hırsız önce anahtarı, sonra arabayı çalıp kaçtı. Gelen sesleri kedim çıkarıyor sandım, yeniden uyudum diyen genç kadın sonrasında yaşadığı kabusu Show Haber'e anlattı. Uyku sersemi tabii çok da önemsemedim ama bence odaya girdi. Uyansaydım çok korkunç bir şey. Yani o gece annem benimle değildi. Açıkçası ben, yani İstanbul'un en iyi yeri Kadıköy Fener Yolu diye düşünerek çok özgür davrandım. Ben panjurlarımı kapatmadım. Evine giren hırsızı kedi sandı. O kurtuldu ama arabasından oldu. En azından derdi arabaymış. Taciz anlamında bu çok korkunç bir şey. Yeşim Ustabaş Kadıköy Fener Yolu'nda yaşıyor. Evi güneş görmediği için panjurları kapatmamıştı ve evde gece yatıyordu. Bu da hırsızlığı aslında davete çıkardı. Hırsız kolaylıkla camdan içeri girdi. Daha sonra ikinci camı da tornavidayla açtı. İçeri girip evde ziynet eşyası ve para aramaya başladı. Gece yatak odasına hayal meyal bir kapı sesi duydum, hissettim. Geri yattım. Benim kedilerim de kapıyı açabiliyor çünkü. Hırsız evde dolaşmaya başladı. Yeşim Ustabaş da yatak odasında uyuyordu. Kapının açıldığını fark etti. Ancak evde kedi olduğu için onlardan şüphelendi ve uyanmadı. Uyku sersemi tabii çok da önemsemedim ama bence odaya girdi. Hırsız oradan çıktı ve salona geldi. Salonda bu bilgisayara benzer bir bilgisayar vardı. Onu aldı. Daha sonra bu çantayı aldı. Çantada da Yeşim Ustabaş'ın arabasının anahtarı vardı ve onunla dışarı çıktı. Sabah uyandığımda fark ettim aslında. Arkanızda gördüğünüz cama çıktı. Camı tam kapatmadığımı düşündüm. Bu koltukta çantam vardı. Çantamın olmadığını, bilgisayarımın olmadığını fark ettim. Yeşim Ustabaş hala yaşadığı olayın şokunda, ancak kendini de biraz şanslı hissediyor. Çünkü uyansaydı ve hırsızla göz göze gelseydi belki de daha travmatik olaylar yaşayacaktı. Bunun tarifi yok. Yani sadece bunu yatıp kalkıp şükredebilirim yani. Annem evde olsaydı taciz artı ölüm. Çünkü onu korumak için elinden gelen her şeyi yapardım. Her evladın yapacağı gibi. Polis o hırsızın peşinde. Hala araç bulunamadı. Şirket aracıydı. Araç sıfır, hibrit serisiydi. Yazık yani, sonuçta bu da bir ülkenin katma değeri. Şurada bir eğilme izi var. İşte çok kolay bir şekilde. Aydın'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda öyle bir an yaşandı ki spor tarihine geçti. İki rakip birbirlerine aynı anda yumruk atıp yere birlikte düştüler. İzliyoruz. Ringte kıran kırana mücadele yaşandı. İki boksör aynı anda yere serildi. Aydın'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası spor tarihinde zor rastlanabilecek bir olaya sahne oldu. Ringe çıkan iki boksör müsabaka sırasında birbirine aynı anda iki yumruk indirdi, ikisi de yere düştü. İzleyiciler gibi hakem de şaşkına döndü. Ona kadar saymaya başladı. Herkes ikisi de nakavt mı olacak diye heyecanla beklerken kırmızı şortlu boksör ayağa kalktı. Diğeri kalkamadı, maçı kaybetti. Geriye de bu ilginç anlar kaldı. Kocaeli Kartepe daha ilk günden sömestr tatilcileriyle doldu taştı. Festivalde olunca çocuklar dolayısıyla dans etti, kartopu savaşı yaptı. İzliyoruz. Eğleniyor musunuz? İyi gidiyor, çok güzel. Başladı mı yarı yıl tatil? Evet. Bakalım en güzel kim uyuyor? Ben seviyorum. Çok güzel geçiyor, inanılmaz eğleniyorlar. Kartopu adam yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Planlar yapıldı, kıyacağız.
Yerinde duramıyor çocuklar. Evet, anneler de duramıyor. Yarı yıl tatili başladı. Çocuklar soluğu kar tatilini aldı. Burası Kartepe. Festival var. Bakalım bizi bu çocuk festivalinde neler bekliyor? Vallahi bugün çocukların günü. Karın içerse bir yeni yıl armağanı verelim istedik. Kardan adam yarışması, kar topu savaşı, dans ettiler. Hayır, 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 hayır. Çok eğleniyorum. İyi ki bu Olimpiya'ya geldim. Nereden öğrendin böyle dans etmeyi? Ben biliyordum her gün. Nasıl gidiyor dans? Ve şimdi kar topu savaşı zamanı. Veliler öğrencilere karşı. Ben tabii ki öğrencilerdenim. Veliler bana değil, bana değil velilere. Ağlayanlar var. 10 yılın acısını çıkartıyoruz. Hadi saldırın, saldırın. Bayağı bir pusuya düşürdüler sizi. Evet, çok keyifli geçiyor tatilimiz. Siz kar altında kaldınız daha kayar. Allah donduk ya, bu nedir ya? Bir daha olsa yapar mısın İhsan? Evet. Helal. Aileler Kartepe'ye akın etmeye başladı. Bakın, kayak için sırada bekliyorlar. Nasıl pistler? Biraz sis ve kar fazla. İnanılmaz keyifli. Ama fiyatlar biraz pahalı, onu söyleyeyim burada. Her kar yağdığında habercilerin çektiği bir anons vardı. Karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Bankadan kredi çekerken yapılan hayat sigortasına yönelik milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir mahkeme kararı geldi. Hayat sigortasının bittiğini müşterisine bildirmeyen banka hatalı bulundu. Vefat ettiği zaman da bu kredi borcu sevdiklerine kalıyor. Hayat sigortası bitti ama banka bildirimde bulunmadı. Vefat eden adamın borcu ailesine kalınca mahkemeden kritik sigorta kararı çıktı. Özel bir bankadan 60 bin lira kredi çeken adam hayatını kaybedince borcu ailesine kaldı. Ailesi kredi taksitlerini düzenli bir şekilde öderken bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı. Hayat sigortasının bittiğini müşterisine bildirmek zorunda. Bankadan kredi çekilirken pek çok banka hayat sigortası yapıyor, karşılığında da para alıyor. Genelde bir senelik yapılan hayat sigortası süresi bitince tüketiciye haber veriliyor, uzatmak isteyip istemediği soruluyor. Kredi çekilirken yapılan hayat sigortasının süresi bitmişti ama banka bu durumu müşterisine iletmeyi unutmuştu. İşte mahkemede bankanın unutkanlığına dikkat çekti. Sigortanın bitmesini bildirmeyen banka haksız bulundu. Ailenin yıllarca ödediği kredi taksitleri faiziyle iade edildi, kalan borçtan da sorumlu olmadıkları tespit edildi. Peki kredi çekerken borcun aileye kalmaması için neler yapılmalı? Kredi çektikten sonra her sene en azından benim hayat sigortam var mı? Varsa uzatılıyor mu, uzatılmıyor mu? Bunun poliçesini hatta şu anda E-Devlet üzerinden bile kontrol edebiliyorlar. Efendim, altın fiyatları nedeniyle düğünlerde takılar gitgide azalıyor ama başkentte bir geline kilolarca altın takıldı. Fakat o gelinin saadeti fazla uzun sürmedi. Bakın neden. Pek çok gelinden daha şanslıydı. Kollarına en kalın altın bilezikler, gözlerine çeyrek altınlar takıldı. Kardan adam takılarıyla görenleri kıskandırdı. Bunu yerine bize takın falan gibi söylentiler oldu. Kardan gelin kadar olamadık gibi tepkiler geldi. Başkent Ankara'daki yoğun kar yağışını bir kuyumcu eğlenceye dönüştürdü. Yaptıkları kardan adamı kuyumcudaki altınlarla süsleyip kardan geline çevirdiler. Takı merasimimiz başlamıştır. Dükkandaki altınlarımızdan takılardan taktık. Bileziğiydi, kolyesiydi, küpesiydi. Gözlerinden çeyrek altınlar taktık. Yoldan geçen arkadaşlar, vatandaşlar gelip fotoğraf falan çekindiler. Gelip geçenler kardan gelini görünce o anları ölümsüzleştirdi. Fotoğraflar çekilirken espriler birbirini kovaladı. Bunu yerine bize takın falan gibi söylentiler oldu. Kardan gelin kadar olamadık gibi tepkiler geldi. Biz de mutlu olduk. Böyle değişik bir anı oldu bizim için de. Kuyumcunun önündeki kardan gelinin başına bir de nöbetçi diktiler. Altınları toplayana kadar geline eşlik ettiler. Belirli bir dönem durdu fotoğraf çekilmek isteyenler için. Tabii bir risk sonuçta. Biz de geri belirli bir dönemden sonra tekrar topladık altınları. Başında bekledik aynen belirli bir dönem. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya aracıyla evine dönerken bir şüphelinin saldırısına uğradı. Aracı tekmelenen, hakarete uğrayan oyuncu başından geçenleri anlattı.
aracı tekmelendi, hakaretler edildi. Ünlü oyuncu saldırı şoku yaşadı. Ne kadar gelip bu kadar ciddi şeyler yapacağını düşünmedim açıkçası. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün Etiler'deki evine giderken onu bir süredir takip ettiği iddia edilen bir kişinin saldırısına uğradı. Sarıkaya'nın takıntılı tacizcisi olduğu iddia edilen şüpheli bir anda ünlü oyuncunun aracını tekmelemeye başladı. Ağır hakaretlerde bulundu. Sarıkaya'nın şoförü aracı hızla siteye sürdü. Çok uzun zamandır açıkçası yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ünlü oyuncu soluğu karakolda aldı, şikayetçi oldu. Şikayetçi oldunuz, herhangi bir tehdit mi, yakalandı mı? Oldum, Fatih Bey de oldu, ben de oldum. Bugün tekrar şimdi görüşmeye gideceğiz. Yani halledeceğiz inşallah, bakalım. İnternetten verilen yemek siparişleri incelendi ve Türkiye'nin lezzet haritası ortaya çıkarıldı. Geçen yıl en çok sipariş edilen yemek, bakın ne çıktı. En çok hangi yemek sipariş verilmiş olabilir Türkiye genelinde? Bence hamburgerdir. Değilmiş. O zaman İskender diyeyim. O da değilmiş. Balık. Değil. Çiğ köfte. O da değil. Döner olabilir. Salata mı? O hiç değil. Tahminler birbirini kovaladı ama doğru cevabı hiçbiri bulamadı. Türkiye genelinde en çok sipariş edilen o lezzet kimsenin aklına gelmedi. Bence karışık kebap. Herkesin zevki farklı. Nereden bildiniz? Orada duydum sizi. Kopya çektiniz. İnternetten verilen yemek siparişleri rekora koştu. 2021'de 100 milyonlarca porsiyon yemek evlere ve iş yerlerine ulaştırıldı. O verilerle Türkiye'nin lezzet haritası çıkarıldı. Çok güzel, sevilmez mi yani şimdi? Resimlere baktıkça yani insan yiyesi geliyor. Resimlere bakıp bakıp acıktınız mı burada? Ay evet. 2020'de verilen siparişler 210 futbol sahasının üzerine kaplayacak kadardı dönerde. Ancak bu sene zirveyi kaptırdı. Döner en çok siparişi verilen 3. lezzet oldu. Milli yemeğimiz, ayran da milli içeceğimiz. Onların ikisinin son noktası milli mücadelemiz zaten. 2019'da en çok sipariş verilen yemek lahmacundu. Öyle ki sipariş verilen lahmacunlar yan yana dizilse İtalya'ya kadar gidip gelebilirdi. Ancak 2021'de lahmacun kendine ikinci sırada yer buldu. Niye bu kadar çok kebap seviyoruz? Bence etçil bir toplum olduğumuz için olabilir hani. Tadı güzel, paketlenmesi kolay. Maliyet olarak diğerlerine göre daha uygun olabilir. Ve işte Türkiye'nin en çok sevilen, en çok siparişi verilen yemeği elimde. Bu sene listenin zirvesine Adana dürüm yerleşti. Adana kebap, Adana kebap, acıktım usta, Adana kebap. Seviyoruz Adana kebabı. Çok seviyoruz. Yani başka yiyecek hiçbir şey yok. Tam bizim damak tadımıza uygun. Kebabı meşhur, pide yanında, domates biber. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.